Hızlı kaleme hoş geldiniz arkadaşlar. Eyüp de bugün parabolde soru çözümü yapacağız sizinle. Parabolleri biraz çözelim. Çözelim mi abi? Çözelim parabolleri. Ağlasın paraboller dedik. Ağlasın parabol. Ve başladık. Evet, sanki şekil varmış gibi ama kandırmaca soru. Diyor ki bu doğruyla bu parabol teğet M kaçtır? Sana böyle bir taslak çizdiği de yapmış olabilir. Çocuğun ne hakkını yiyorsun ki? Teşekkür ediyorum. Teşekkür çok ediyorum. Çok düşünceli bizim arkadaşlarımız. Aynen, aynen. Değişik bir yazı. Ama güzel. Güzel. Hoşlandım. Sema'nın yazısı güzeldir. Ben güzel. Severim Sema'nın bence yazısı. Gayet iyi yazı. Hemen yapıyorum. Şimdi bunlar birbirine teğet ise. Ne demek bu hocam? Demek denklemleri bir nokta... eşitliyorum doğru mu? Deyip geçiyor evet. Demek ki bir nokta deyip geçiyor. Hep bölüyorum Laris Hoca'yı. Hep bölüyorum. Beyinlerimiz evet. Farklı çalışıyor. 2y'yi karşı tarafa alsam. 2y eşittir x artı 4. Y eşittir x artı 4 bölü 2. Öyle bu 2. Denklem bu. Burada diğer tarafta y eşittir nedir hocam? X kare bölü 2m mi? Evet. Tamam. Bu y'leri birbirine eşitliyordum. X kare bölü 2m eşittir. X artı 4 bölü 2. Bu 2, bu 2 gitti. Gitti. İçler dışlar çarpımı yaptım. X kare eşittir. Gözümü çıkartacaktım kaşıyacağım diye. Artı 4m. Hepsini karşı tarafa attım. X kare eksi mx eksi 4m. Atıyor. Ben yapmıyorum, o yaptırıyor. Evet. Kafa gitti ama ben böyle yapınca demem ya. Yapmayın. Delta nedir hocam? Sıfırdır. Sıfırdır. Raşit Hoca'nın demeye çalıştığı şey. Neden? Teğet olunca delta sıfır oluyor. Bu denklemin deltası sıfır. B kare eksi 4 tane AC. A 1 yazmadım. Sıfır eşit olacak. M kare eksi 16 artı 16 M eşittir sıfır. M ya sıfırdır ya eksi 16'dır hocam. Hangisi? Parabol olması için sıfır olmaz. X kare eşittir sıfır olur. Aynen. Şimdi arkadaşlar y'nin katsayısı sıfır olursa parabol olmaz. O zaman kesinlikle ama kesinlikle eksi 16'dır dedim. Dedi adam. Ona öyle dedim. Ben ona öyle yaptım. Bir şey diyorsun hep zaten. Ona bunu dedim, buna şunu dedim. O dedi, bu dedi. Bu parabolün denklemi nedir hocam? Önce bir yazalım abi istersen. Neyi biliyorum ben? Kökleri biliyorum. Kökleri biliyorsan. A çarpı x eksi x1 çarpı x eksi x2. X A çarpı. X2. A çarpı x, x, artı x, bir. X artı 1. X eksi birinci kök. O sıkıntılardan kurtarmak için hep böyle diyorum. X eksi ikinci kök. Evet. Çok mantıklı ha. A'yı bulalım şu 2'den. Sıfır koyunca kim çıkacak? Evet sıfır koyunca. F sıfır eşittir. A çarpı 1 çarpı eksi 2 eşittir 2. A eşittir eksi 1. Adam yaptı. A'nın yerine eksi 1 koyup açacağım. Bunu ışıklarda böyle göremezsiniz. Koklasana çok pis kokuyor. Abi niye kokladın o zaman? Sen niye kokladın? Niye kokluyorum desene o zaman koklamadan önce. Evet arkadaşlar süper bir ikiliyiz gerçekten. Birbirimizin zararına. Hatta ben kendi zararıma çalışıyorum değil mi? O da var yani. Çok iyi ya. Evet. X kare eksi x eksi 2 buranın çarpımı. Bir de eksi 1 ile çarpacağım. Şu mu oldu? Evet abi. Fx. Geçtim hocam. Geçti denklemi buldum. Vallahi geçti. At at gitsin. Evet. Şekilde denklemi 9 eksi x kare olan parabolün birinci bölgedeki AB yayı verilmiştir. Tamam. Tamam. ARE doğrusal. Tamam. Buraya. ARE'nin iki katı. Ne işim yarayacak bakalım. Burası 2K. Burası K. Burası K. AE doğrusunun eğimi kaç dur? Bana bu soruyu sormuş. Şimdi hocam. Buyur abi. Ben bu noktayı biliyor muyum? Bilirsin. Nedir? X yerine 0 var 9. 9. İlk denklemde. Tamam. Ben temel orantı biliyor muyum? Temel benzerlik. Ben onları anlattım. Ben anlattım. Raşit hocamı dinledim. Ben anlattım dur. Raşit hocamı dinledim. Biliyorum arkadaşlar. Neydi bu? Şuranın tamamı 9. K'nın 3K'ya oranı. Ya bir hava atacaktım ben anlattım diye. Hemen çevirdim onu gördün mü? Ben dinledim dedim. Burası A olsa A'nın 9 oranı eşittir. Tamam. A 3. A eşittir 3. 3. Tamam. Tamam. Devam ediyorum hocam. Ve ben şunu biliyorum hocam. Neyi biliyorum hocam? Ha. Mesela şuranın da buraya da A desem. Şuraya. A desem. 2A olur. Şuraya da 2A demeyeyim de B. B diyeyim oraya. B. Buranın da B olduğunu biliyorum. Ona benzedi ya öyle yaptım. İyi. Tamam. B. Kurtardık. 2B olduğunu biliyorum. Tamam. Ve ben 3B'nin ne olduğunu biliyorum.
3B'nin bir şey olduğunu bilmiyorum. Niye ben böyle bir şey yaptım? Yok biliyorsun hacı. Şurası A'yı yerine koyacağım. Yok ya. Koyacağım, koyacağım. 2B'ye 3 noktası nokta doğruyu sağlar diyeceksin. Aynen. 2B'ye 3 noktası bu parabolü sağlar. 2B'yi yerine koydum. 3'ü yerine koydum. 3 eşittir 9 eksi 4B kare dedim. O zaman 4B kare eşittir 6. 6 dedim. Sen böyle hatalar yapmazdın. B kare eşittir 3 bölü 2 dedim. Şu anda kafa da gitti. Neden gitti bilmiyorum. Kök 3 bölü kök 2 oldu dedim. Dedi. Bana şunun eğimini soruyor. Bunun eğimi bu açının tanjantı mıydı? O zaman bunun tanjantının eksidesi mi? Aynen. O zaman bunun tanjantını söyleyeyim. A bölü B. Direkt evet. Buradan veriyorum. A bölü B. Yani eksi A bölü B eğimi mi verecek? Aynen abicim. Eksi A. 3. Bölü B. Kök 3 kök 2. Ben olsam ben malafa derdin ha bu nasıl sayı diye. Vallahi değil. Ters çevirip çarparsan i̇şte eksi kök 6 deyip. M'ye eşitleyeyim. Soruyu gönderelim hocam. Ne kadar hızlı gönderirsek o kadar iyi. Bu soruda bir sıkıntı vardı. Geç geç. Eksi 4 2 kapalı aralığında tanımlı bu parabolün en küçük en büyük değerlerinin toplamı kaçtır? Abi sen yaparsın. Sen yaparsın bu soruyu. Yaparım. Ben bu soruyu yaparım. En küçük değeri, en büyük değeri dediği zaman benim aklıma bir şey geliyor. Ne? R geliyor. R'ye K. Tepe noktası R'ye K. Kollar aşağı doğruysa bunun en büyük değeri normalde K olmalı. K. Ama bu aralıkta mı R? Şimdi bu aralıkta tanımlıysa R bu aralıkta mı değil mi ona bakmam lazım. R eşittir. Eksi B bölü 2A 1 mi? Evet. 1 bu aralıkta mı? Aynen. Bu aralıkta olduğu zaman ben 1'i yerine koyabiliyorum demektir. Evet. O zaman K'yı bulayım. F1 nedir? Eksi 1 artı 2 eksi 5 eşittir eksi 4 mü? Aynen. Bir de uç noktaları yerine koyayım. Eksi 4'ü yerine koydum. Eksi 16 eksi 8 eksi 5 eşittir eksi 29. Oho. 2'yi yerine koydum. Eksi 4 artı 4 eksi 5 eşittir eksi 5. Bunlardan bir tanesi en büyük oluyor. Bir tanesi de en küçük. Bir tanesi de en küçük oluyor. En büyüğü en küçüğü belirledim. Belirledik. Bunların toplamını soruyor. Eksi 29, eksi 4, eksi 33. Dedik. Soru biter. Beyefendi bunu gönderdim. Bu parabolünün grafiği yandaki gibindir. Aha da buradaki gibindir. Dedim. 8 AO eşitmiş OB'ye. Hoy maşallah. Yani burası A birim olsa. 8 burası A. 8 A birim olacak. O zaman bunun apsisi. 8 A. 8 A ise buranın apsisi. Eksi A. Eksi A. Bunlar kökler mi? Kökler. Kökler toplamını bulabilir miyim? Evet 7 A. O da eşittir. Eksi 7. A artı 7 imiş. 7'ye eşit arkadaşlar. Eksi B bölü A yaptım 7'ye eşit. O zaman A eşittir 1 mi? A çok iyi. O zaman burası 8 burası eksi 1 mi? Evet. Bana neyi soruyor musun? Kökler çarpımını. Herhangi biri. A doğru. M eksi 3 bölü eksi 1 kökler çarpımı arkadaşlar. Bu da eksi 8'e eşit. Eksi 8 ile eksi 1'in çarpımı. Buradan M eksi 3 8. M eşittir eksi 11 çıkıyor. Dedim. Dedik. Gönder gönder gönder. Gönder. Bu parabolle bu doğrunun ayırdığı kirişin uzunluğu kaçtır? Bana bunu soruyor. O zaman ben bu kirişin uzunluğu bulmak istiyorsam iki noktayı bulmam lazım. Apsisini, ordinatını bulmam lazım. O zaman hemen yaptım. X kare eksi 3x artı 2 eşittir 2x artı 8. İlluminati yapayım. Gizli mesaj vereyim. Komplo teorisyenlerine burada orta kaldırıyor arkadaşlar. Şöyle göz möz mü yapsak? Böyle şeyler var ya piramitler, piramidin tepesinde gözler filan. Adamlar ne yapıyor? X artı 1 eşittir 0. O zaman buradan x eşittir eksi 1 gelir. Evet. Buradan x eşittir 6 gelir. X'i 6 olan şeyin y'si nedir hocam? 14, 22. 22'dir. 6. Y'si 6'dır. Çok hızlı. O zaman bir nokta var. 6'ya 22, bir nokta var. Eksi 1'e 6. Aradaki mesafeyi soruyor bana. Nasıl buluyorum hocam? X1 eksi X2'nin karesi. X1 eksi X2'nin karesi. 22 eksi 6'nın karesinin karekökü. 22 eksi 6'nın karesinin. Bunları anlatacağız size. Anlatmadık ama anlatacağız size. Şimdi anlatmadık diye böyle sorular çözmeyelim hocam. Çözmemezlik olmaz. 14'ün karesi 7 kök 5. Ya şimdi ben bakıyorum 7 kök 5 çıkmalı da burası 16 çıkıyor. Ana. Bu 14 çıkmalıydı. Kök 5 çünkü. Ya 7 kök 5 olmalı bu sorunun cevabı. Hocam. Ya. Eksi 1 koyunca burası 6 çıktı doğru. 6 koyunca burası 20 çıkıyor çünkü.
Ha. 22'yi kim yine söylediyse. Yine ben yanlış yaptım. Kim söylediyse 22'yi. Bilemedim şimdi yani bilemedim. 7, arkadan 7. biri fısıldadı mı acaba? Kulağıma İlluminati o, hocam bunların hepsi İlluminati. Devam ediyorum. Diyor ki adam bana bu parabol x eksenine pozitif tarafta teğet. Aa şimdi ne oldu? Şöyle düşündük. X ekseninin pozitif tarafında teğetse biz ne anlıyoruz? Demek ki bu ifadenin kokleri pozitif. Kokleri pozitif. Bir. Başka ne anlıyorum? Teğet. Teğet deltası 0. Delta 0. Hemen baktım. Delta 0 ise a kare eksi 4 tane ac 0 mı? Evet. A kare eksi 4 a eksi 32 0 mı? Evet. Çok kayıyor ya. 8'e 4. A eksi 8'e A4. A artı 4 eşittir 0. A'ya eksi 4'tür ya da 8'dir hocam. Tabii ki 8'i alacağız çünkü pozitif tarafta değil mi? Bakmak lazım. Bakmak lazım. 8'i ben alacağız de... o tamam. Ama burada hocam tepe noktası burası mı? Evet. Tepe noktasının apsisi pozitif eksi mi? B tepe noktasının apsisi eksi B dediğim A bölü 2A dediğim bu mu? Bu pozitif mi? O zaman A pozitif mi? A pozitifmiş. Buna tamam, dikkat evet, edeceğiz. Çıktı benim, buna dikkat dedim. Edeceğiz arkadaşlar. Pozitif tarafta T'se pozitif, negatif tarafta T'se negatif, öyle ben bir şey yok. Ben de zihniyetle gittim. Evet. Geçtik hocam. Geçtik. A'yı mı soruyordun? A8. Adam bana diyor ki x kare artı bx artı c, bu parabol var. Bir de eksi 2x artı 6, bir doğru var. Bunlar işte bu noktalarda kesişiyorlar. B noktasının koordinatları toplamını istiyor benden. İstesin abi. Şimdi hocam bir kere sıfıra sıfırdan geçiyor mu? Evet. O zaman C sıfır mı? Evet. Bir. Bir. İkincisi. Bu noktayı ben buradan bulabilir miyim? Y sıfır, x üç olan nokta mı? Evet. O zaman x'in yerine üç verince Y sıfır mı çıkacak? Aynen. Sıfıra eşittir. Abi çok hızlı çözdün ya. Nazarım değdi işte bu kadar. Dokuz. İşte bu kadar dedi ya. Eksi üç. Dedim mi? Dedi. Dedim. Bu da eksi üç. O zaman benim parabolüm şu. Y eşittir x kare eksi 3x. Bu ikisini kesiştiriyor mu? Tabii ki. X kare eksi 3x eşittir eksi 2x artı 6. Yani x kare eksi x eksi 6 eşittir 0. Yani x eksi 3 x artı 2 eşittir 0. Apsis ya 3'tür. Zaten buranın apsisi 3. Kesiştiği noktalardan bir tanesi. Kökler toplamını istemiyor. Ya da ha, eksi B'yi 2. Istiyor. B daha... noktasının koordinatlar toplamını istiyor. B noktasının apsisini ben buldum. Eksi 2. Ordinatını da herhangi bir denklemde yerine koyacağım. Mesela burada eksi 2 yerine koyarsam ordinatı 10 mu çıkıyor? Evet. Eksi 2 ile 10'u topla diyor. Ben kökler toplamını anlamıştım. 8 dedi ve ben bunu hızlıca gönderdim. Evet, evet, evet. Evet arkadaşlar geldik. YouTube'da Hızlı Kalem kanalına abone olmayı unutmayın. Instagram'dan, Twitter'dan ve Facebook'tan bizi takip etmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.